Herkese iyi akşamlar. Webinarımızın 8. oturumuna hoş geldiniz. Bu akşam 8. oturumu Isabella hocamla beraber yöneteceğiz. Daha doğrusu ben kendisine yardımcı olacağım. Isabella hocam, siz de isterseniz küçük bir giriş cümlesi alalım sizden de oturumun başlamasıyla ilgili. Sırasıyla hocalarımıza söz verelim. Hocam, beni duyabildiniz mi? Yok, çok kalabalık olduğu için giremiyorum. Şu an oturumdayız hocam, bizi görüyorsunuz hocam, ama. Ben giremiyorum, yazıyor, çok kalabalık. Tamam, şöyle biz o zaman ilk hemen Bay Murat Sumura ile başlayalım sunuma. Ben teknik anlamda da size yardımcı olacağım. Sunumunu açabilirsiniz Bay Matsumur'a. Sanırım ekran paylaşımınız düşmüş sizin. Onu da tekrar paylaşalım. Sesim geliyor mu size? Ses geliyor. Evet. Sizin sesiniz biraz derinden geliyor. Biraz, evet. Tamam. Şimdi iyi mi? Evet, iyi. Ekrana verebiliriz hocamızın sunumunu. Tam ekran yapalım hocam. Başlayabilirsiniz sonra. Evet, yaptım. Buyurun hocam, söz sizde. Tamam, başlayabilir miyim? Evet hocam, başlayabilirsiniz. Buyurun. İyi akşamlar. İlk önce bu etkinliği gerçekleştiren herkese teşekkür etmek istiyorum. Aslında bizim çalışmamız, Büyük Kardeş çalışmamız ikinci bine odaklanmış olan çalışması. Onun için üçüncü bin hakkındaki bilgimizi fazla değil. Ama bugün bu üçüncü bin hakkındaki meseleyi ben ikinci binin malzeme kullanarak onunla birlikte biraz açıklamaya çalışacağım. İlk önce Yukarıkale, Ankara'nın güney doğusunda yaklaşık 100 kilometresinde Kızılırmak'ın kenarında yer alan bir yerleşme. Burada görüyorsunuz. Harita görüyor musunuz? Şimdi Bükürkale, evet, görüyoruz. Güney aşağı yukarı 600 metre, doğu batı 500 metrelik bir ikinci bin yerleşmesi. Görüyorsunuz sağda, sol tarafta Lower Town diye aşağı şehir var. Ve biz sağdaki Kayabık Tepe'nin üzerinde kazı çalışması sürdürüyoruz. Biz 2009'dan bu yana aşağı yukarı 11 sene kazı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda tespit edilen Yukarıkale'deki kronolojisi böyle. Birinci kat Osmanlı dönemi, ikinci kat Helenistik ve Demir Çağı, üçüncü kat Orta Geçiş Dönüş Çağı ve dördüncü kat olarak Eski Dönüş Çağı az çok bilgileri topladık. Onlar üzerinde konuşacağım. Burada kırmızı çizginin içerisindeki Kayalık Tepe'nin üzerinde kazı çalışması sürdürüyoruz. Burada kırmızı yuvarlak içerisinde gösteren kısmı da Eski Tunç Çağı tespit edildi. Bu yukarıdan, bunun en güney tarafında. Şimdi Eski Tunç Çağı sadece bu kazaranın en güney ucunda tespit edildi.
Burada en güney kısmında şimdi kazı sırasındaki durumu. Buradaki çalışmada bu şekilde eski Tunç Çağı'na ait kiriç duvarı ile çevrilmiş. Yukarıdaki taş duvarları, bunları ikinci binin duvarı. Bu duvar tarafından bozulmuş, bir kısmı bozulmuş olan yerleşme, o da tespit ettik. Şimdi burada tabanda bayağı seramik kuleri insü olarak göründü. Ve görüyorsunuz burada çıkan seramik kuleri. Yukarıda görüyorsunuz aşağı uç seramiği. Aşağıda meyvelik, ondan sonra sağda da bu boya seramik kuleri görünüyor. Bunların çizimi bu şekilde. Biz ancak bunları tespit edebiliriz. Şimdi burada görüyorsunuz aşağıda üç seramik, ondan sonra kırmızı astarı bir durum denilen, ikinci bin döneminde yoğun şekilde çıkan seramik formları görüyorsunuz. Hem de konik şeklindeki çarkı üzerinde yapılmış olan kaplar da bulunuyor. Bu özellikleri genelde Kiloba'daki buruntuları, ikinci ve geçiş dönemi denilen buruntuları ile hemen hemen aynı karakteri göstermekte. Bundan dolayı bizim burada tespit edilen yerleşmenin ikinci bin eski Tunç Çağı'dan ikinci bin geçiş dönemine ait olduğunu şimdilik düşünüyoruz. Bunları şimdiye kadar bizim kazı sırasında tespit edilen eski Tunç Çağı mimariydi. Ama şimdi biz bu eski Tunç Çağı kültürleri, Türkiye'deki kültürleri düşünürken Kaan dönemindeki durumundan hareket ederek biraz düşünelim diye düşündüm. Şimdi görüyorsunuz ortada Kaan dönemine ait büyük mimari biz tespit ettik. Şimdi bunu biraz size göstereyim. Burada şimdi beyaz çizgi kırmızı noktayla gösterdiği ilk safhalı olarak bu büyük mimari kullanılmış. Bu mimarinin sarı rengi işaretin olduğu yerinde burada kırmızı gösteren kısmındaki duvarda bu şekilde şimdi 4 metre kazdık ve en son tabana kadar indik. Ama orada kırmızı işaretin olduğu yerde bundan daha 3 metre aşağıya devam etmiş olduğunu tespit ettik. Ve sağda görüyorsunuz burada kül tabakaları 3 metre birikmiş olduğunu ve ana karaya kadar indik. Ve burada toplanan karbonları tarihlendirmeye yolladık. Ve sonuç olarak burada bu şekilde tarihlendirme sonucu çıktı. Bu bina ilk safhalı olarak ilk önce milattan önce 1970 civarında inşa edilmiş olduğunu ve büyük ihtimalle bir yangınla sona erip aşağı yukarı 100 sene boşluk aralık ara var gibi. Ondan sonra 1760 civarında ikinci safhada tekrar inşa edilmiş ve en son 1620-30 civarında yangın ile sona erilmiş olan. Onun için bu asıl ticaret koloniyi çağının erken safhayı geç safha hatta Hittit döneminin başlangıcı kadar kullanılmış olan bina olduğunu ortaya çıktı.
Burada görünen duvarları bu üstteki 4 metre kalmış durumunda. Bunun altında 3 metre olan. Bu duvarları şimdi Asya Ticaret Konseyi'nin başlangıçta inşa edilmiş. Demek ki bu kültür teknikleri, inşa teknikleri eski Türk çağdan gelmiş olduğunu düşünebiliriz. Ve şimdi burada bulunan eserlerden hareket ederek biraz eski Türk çağının kültürleri düşünmeye çalışacağım. Sağda gördüğün oda numara 54 ile 62. Bu sarayın temelinin altına yapılmış olan Bodrum oda bulundu. Ve iki tane Bodrum odası büyük ihtimalle bu ilk safhada ayrı ayrı kullanılmış. Ve ne için kullanılmış? Biz buraya kazdığında bu Bodrum odanın içerisinde çok sayıda kase ve çaydanlıklar bulunuyor. Bu kaseleri, dipleri sayınca aşağı yukarı 3000 tane her odada çıktı. Ve onun dışında bunun içinden beyaz mermerden panter başı, ondan sonra dağ kristallerden kase, debekiş yumurtadan bir kase, hem de sonra altında çok sayıda kaseye çaydanlıklar gördü. Ve bunların ne olduğunu biraz incelediğimde bu ilk Bodrum odasında içinde yangın tabaka tespit edildi. Bu Bodrum odasının içinde ateş yakılmış olduğunu anlaşıldı. Ve oradan çıkan eserleri de görüyorsunuz, kabloları görebiliyor. Ve bunun dibinde bu şekilde kanallar açılmış. Ve bu kanalları dışarıya gidip büyük ihtimalle işaretin gösterdiği yere kadar devam ediyor. Ama bu su için, atık su gibi, öyle su için kullanılmamış gibi görünüyor. Çünkü o burada ateşleri yakılmış, ondan sonra seramikle doldurmuş. Bu bir tören ile alakalı olduğunu düşündük. Ve buna benzer tören olarak Hittit metinlerde saray inşa edilirken yapılan dini tören hakkındaki tabletleri varmış. Orada Foundation Ritual deniyor. Ve burada kuranan dini alakalı kelimeleri hep hat dilleri kullanılmış olduğunu söyleniyor. Ondan dolayı bu törenleri hat kültürüyle alakalı olduğunu düşünmek mümkün. Ve burada bu sarayda bu törende aşağı yukarı 3000 kişinin katıldığı bir büyük törenler yapılmış. Bugün burada gösteriliyor bu toprağın içinden bitki karıntıları çok sayıda, çok çeşitli karıntılar çıktı. Çok değişik bu bölgede olmayan bitkileri tespit edildiği için çok büyük tören yapılmış olduğunu gösteriyor. Bu bina demek büyük ihtimalle Hittit kültürlerin devam eden bir toplumun yapılmış olan büyük bina oldu. Bu gelenekleri üçüncü binden devam etmiş olduğunu gösteriyor. Şimdi bu dönemde tabii ki Anadolu'da en önemli olan yer olarak Kürt'te söyleyebiliriz. Kürtepe'de bu dönemde büyük sarayda tapınak kralı ortaya çıkıyor. Tabii ki Kürkare'de de bu büyük bina büyük ihtimalle saray olduğunu düşünülüyor. Ama burada önemli nokta bundan önceki bu
Asıl ticaret koyun çağının erken safhasında bunlar ortaya çıktı. Ama daha ondan önceki dönemde Kirtepe'de 11 Bey ile 12 tabakasından bu şekilde megalontik mimarilerini tespit edilmiş. Buradaki büyük fark şimdi megalontik bu tür mimariden büyük saray ve tapınak gibi mimarinin değişime neden olmuş. Bunlar daha belli değil. Şimdi buradaki kronolojik tabelede burada Karmı 4, Karmı 3 dönemi olup ondan sonra Karmı 2 Asır Ticaret Kronolojik Çağ'ın en safhasına gidiyor. Bu arada neler olmuş? Orası daha tam belli değil. Şimdi bu döneme ait çalışma bizim Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Bükürükale'den önce 1985'ten itibaren Kamangar'a yüklesi. Ondan sonra 2009'da Yasuhi'de çalışmaları başladık ve sürdürüyoruz. Burada bu Kamangar'a yüklü Yasuhi'de de bu döneme ait belgeleri ortaya çıkıyor. İlk önce Dr. Masako Umura'nın başkanlığında yapılan Yasuhi'de bu odasında bu şekilde eski Tunçuçan'ın son safhasına ait büyük mimari tespit edildi. Burada görüyorsunuz ortadaki büyük odanın ortasında ocak tespit edildi. Bunu megalontik deniliyor bu şekilde. Ve buradaki karbon 14 sonucunda bu yangın ile sona erdirilmiş. Bu karbon tarihlendirme sonucunda milattan önce 2260-2135 çıktı. Bu Akkada dönemi de hemen hemen çağdaş olan dönemi de megalontik böyle mimari ortaya çıktı. Bu şimdi Kürtepe'deki 11 ve 12 o civarındaki megalontik ile hemen hemen aynı şekilde burada değişimleri olduğunu gösteriyor. Ama Kamangar Hüyük'te biraz farklı sonuçları ortaya çıkıyor gibi. Şimdi burada kuzey açmada derin burada sondajları açıldı. Burada şimdi eski Tunçuçağ'ın son safhasına ait tabakalar üzerinde çalışmaları sürdürüyor. Ve burada bu kaç sene içerisinde çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Burada yangın tabakaları en az 3 tane, ondan daha fazla olduğunu düşünüyoruz, tespit edildi. Ve şimdilik en eski, büyük, şiddetli yangın ile sona ermiş olan mimari taş demiri üzerinde kerepiç ile yapılmış olan binalar görünüyor. Onun üstünde burada fotoğrafta görüyorsunuz beyaz çizgiyle görünmüş olan mimari. Bunları temeli ahşap ile yapılmış. Ağaç temeli olarak kullanarak yapılan mimari yangından sonra ortaya çıkıyor. Ve bu mimarileri birkaç yap katları şeklinde devam etmiş. Ve ondan sonra tekrar taş temeliyle yapılmış olan binalar ortaya çıkıyor. Ve sonra tekrar yangın tabakaları var. Bunları şimdilik Kazı Başkan Dr. Saçihiro Umura bunun değişik kavimleri göç etmiş sonuçunda böyle mimariye değişmeleri ortaya çıktığını düşünüyor. Bunun sonuçları yakında raporda çıkacak.
Ve ya o zaman Bigur Kale'de ne çıktı? Bigur Kale'de bu asır ticaret koloni çağdan önceki döneme ait izleri, bu kırmızıda gösteren kısmı da burada kırmızı işaretleri gösteren duvarı tespit ettik biz. Bu asır ticaret koloni çağının saray mimarinin duvarının içinden çıktığı, onlar ile kapatılmış olan kısmı da aynı şekilde büyük taş ile yapılmış olan Kikropyan mimarileri tespit ettik. Bunu biz şimdilik daha araştırma fazla yapmadık. Bunun eski Türk çağına ait olduğunu düşünüyoruz. Burada görünen kırmızı işaretleri gösteren sağdaki duvarları buna ait. Bu şekilde. Demek ki eski Türk çağına Bükür Kale'de yine böyle büyük mimarilerin var olduğunu gösteriyor. Onun dışında bir kültürde görüyorsunuz artık ilave şekilinde küpe bulundu. Bunun çıktığı yeri institü değil. Bu da bunu benzeri örnekleri Yasuhuyuk dedi. Sonradaki artık küpe çıktı. O saraydan çıktı. Ve tabii bunu benzerler görüyorsunuz Toroy. Ondan sonra Kürtepe eski Tunçucağı bir de Ürü Kral Mezar'dan da örnekler var. Bunlar ile bağlantılı olduğunu biz düşünüyoruz. Onun dışında bir türlü kalede bu şekilde bu da bulunduğu yeri institü değil. Ama bu geometrik motifli olan silindir mühürleri tespit etti. Bunları örnek olarak Arşar'da çıktı, Tars'da da var, ondan sonra Toroy'da da var. Bunlar genelde Mezopotamya'da, Cemalettin Nasır döneminden itibaren hatta dönemi kadar devam edilen silindir mühürünün geleneği olduğunu düşünüyoruz. Onun için Bükür Kale'de bundan sonra bu Mezopotamya ile bağlantılı olan eski Tunçuk'a yerleşmeleri ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bu şekilde şimdi Bükür Kale'nin eski Tunç çağdan Asur ticaret koloni çağının geçiş sürecini inşallah bundan sonraki çalışmalarda araştıracağız ve o süreç içerisinde nasıl gelişmeler olmuş olduğunu ortaya koyabilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Bay Matsumura, biz de size çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Şimdi hemen vakit kaybetmeden ikinci konuşmacımıza geçiyoruz. Yalçın Kamış hocamız Erken Tunçan'da Acem Öykü konulu başlıklı söyleşisini bizlerle paylaşacak. Ekran geldi. Sıkıntı var mı? Evet, hayır, sıkıntı yok hocam. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak bu çapta bir organizasyonu düzenleyen ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunayım. Sonrasında akşamın ilerleyen saatlerinde bizi dinleyen herkese de saygılarımı sunayım. Bugün size kısaca genel hatlarıyla Erken Tunç Çağı'nda Acem Öykü konulu bir bildiri sunacağım. Tabii bu 15 dakika içerisinde bütün verileri sunmamız mümkün değil. Umarım genel bir imge, bir imaj sağlayabiliriz. Evet, öncelikli olarak Acem Öykü'nün Erken Tunç Çağı verilerine geçmeden önce isimleri deyim yerindeyse Acem Öykü ile özdeşleşen Profesör Doktor Nimet Özgüt hocamı ve Profesör Doktor Ali Öztan'ı burada anmış olayım. Nimet Özgüç hocama rahmet dileyeyim. Ali hocama da saygılarımı ileteyim ki burada bugün tartışacağımız verilerin önemlice bir bölümü kendisinin başkanlığı altındaki kazılarda elde edilmiştir. Acem Öykü Tuz Gelin'in hemen güneyinde Melendis Irmağı'nın yer attığı Alüvyal Yelpaze'nin merkezinde yer alan bir yerleşim. Yerleşimin çekirdeğini oluşturan Öykü kısmına baktığımızda Öykü kuzey-güney yönünde 650 metre yaklaşık olarak
pardon, doğu batı yönünde yaklaşık olarak 650 metre, kuzey güney yönünde ise 550 metre ölçülerindedir. Bu ölçüleriyle de yaklaşık 30 hektarlık bir alana yayılmaktadır. Tabii Acemiyük, Asur ticaret kolonileri çağının krallık merkezlerinden birisi olduğu için yayılımı bununla sınırlı değil. Höyü'yü çevreleyen aşağı şehir, ki bugün maalesef modern kasabanın altındadır, aşağı yerleşimini birlikte aldığımızda 100-120 hektarlık bir yerleşimden, bir merkezden bahsedebiliyoruz. Tabii bu ölçekteki bir yerleşimin koloni çağı öncesine giden arkeolojik verileri, yani erken Tunç çağına giden arkeolojik verileri bir merak konusu olmuştur. Bu çerçevede de 1970'li yılların ikinci yarısında Nimet Özgüç Başkanlığı'nda bazı alanlarda kazılara başlanmıştır erken Tunç çağının araştırılmasına yönelik olarak. Sonrasında bu kazılar Ali Üstan döneminde devam ettirilmiştir. Bu alanlardan temel olarak iki tanesinden bahsedebiliriz. Bir tanesi burada gördüğümüz Söğün kuzey batısında yer alan, kuzeybatı çukuru ya da açmalar olarak bilinen alan. Diğeri ise Höyük'ün güneydoğu yamacında bulunan yamaç açmaları. Kuzey batı açmaları hakkında fazla detaylı bir bilgiye vermeyeceğim. Hatipler Sarayı'nın hemen batısında yer alan bu alanda koloni çağının stratigrafisi takip edilmiş ve sonrasında da erken Tunç çağının sonlarına ulaşan tabakalara ulaşılmıştır. Bu tabakalarda esas itibariyle az miktarda da olsa Alişar 3 seramiği ve daha çok olarak Acemiyük'ün yerel boyalılarıyla karşılaşılmıştır. Erken Tunç çağı araştırmalarının esas detaylı şekilde yürütüldüğü asıl alan ise Güneydoğu yamacında yer almaktadır. Güneydoğu yamacı Sarıkaya Sarayı'nın hemen güneyinde yer alır. Bu alanın 1960'lı yıllardan bir görüntüsünü görüyorsunuz siyah beyaz fotoğrafta. Gördüğünüz gibi modern yerleşimle kaplanmış durumda. Daha sonra buraların kamulaştırılması ve evlerin nakledilmesiyle bu alanda kazı yapmak mümkün oldu. 1970'li yılların ikinci yarısında başlayan kazı alanı bugün artık hatırı sayılır bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Yaklaşık olarak doğu batı yönünde 80 metre, kuzey güney yönünde ise 60 metreye ulaşan bir alandan bahsedebiliyoruz. Ve Acemiyük'ün erken Tunç çağındaki stratigrafisi ve kültürel gelişimi burada takip edilebilmiştir. Toplam 12 tabakaya ulaşan. Bu alanın kimi detaylarına şimdilik bakalım. Kronolojik olarak belli bir sıraya koymaya çalıştım. 1 ve 2 numaralı alanlar. Birisi 1 numara alanın batısında, 2 numara alanın doğusunda yer alır. 3 ve 4 numara ise merkezde yer almaktadır. 1 ve 2 numaralı alanlar daha çok erken Tunç çağı 3'ün ikinci yarısı, kabaca diyebileceğimiz ikinci yarısına ait verilerin tespit ettiğimiz alanlar. 3'ü ve 4 numaralı alanlar ise ETÇ 3'ün daha erken evrelerine dair veriler elde ettiğimiz noktalardır. Tabii bunların tüm detayına burada girmem mümkün değil, biraz önce vurguladığım gibi. Alanın batısına baktığımızda, ki burada siyah kareyle dörtgenle işaretlediğim alan, bu alandaki çalışmalar esas itibariyle 2016 yılından itibaren yoğunlaştırılmıştır. Tabii bu yoğunlaşmanın temelinde, temel gerekçesi erken Tunç çağının daha erken evrelerine, ETÇ 3 başlarına ait olması gerektiğini düşündüğümüz ETÇ surunun batı yönündeki uzanımını tespit etmek idi. Tabii bu genişletme sayesinde tekrar Acemiyük'ün tabakalanmasını test etme imkanına ulaşmış olduk. Ve bu alanda 5. kattan başlayarak, Höyük'ün zirve kısmına yakın 5. kattan başlayarak 11. tabakaya kadar uzanan tabakaları, farklı mimari özellikleri tanımlamamız mümkün oldu. Sol altta 5. tabaka ve onun altındaki diğer tabakaları görebiliyorsunuz. Tabii bu alanda tabakasal ilişkileri takip etmek kolay oldu. Üst üste gelen dolgular nedeni ile ve alanın gelişimini görüyorsunuz. Tüm bu mimari detaylara girmeyeceğim. Esas itibariyle bu alanda ulaştığımız veriler 5. ve 9. tabakalar arasına ait verilerdir. Çanak çömlek özelinde ve diğer buluntulara dair, bu alanda elde ettiğimiz diğer buluntulara dair verilere kısaca değinecek olursak belli başlı örnekler üzerinden. Öncelikli olarak 7. tabakadan itibaren 7 ve 6. tabakalarda ve 5. tabakada dahil olmak üzere konik bardakların, ki
Çok sayıda örneğinin bulunduğunu biliyoruz. Daha çok 3. erken Tunç Çağı için ikinci yarısıyla ilişkilendirilen ya da koloni çağına geçiş dönemiyle bağlantılandıran bardakların çok sayıda örneği mevcut. Yine bu döneme ait çeşitli fincanlar karşımıza çıktı. 9. tabakadan itibaren dikkati çeken bir diğer husus ise çeşitli tiplerdeki haç motifli çanaklardır. Haç motifli çanaklardır. Bunların bir örneğini koydum ben buraya ki haç motifli çanaklar ETÇ 3'ün ikinci yarısında özellikle Anadolu'da yaygın olarak görünen tiplerdir. Tabi burada açığa çıkarttığımız tiplere baktığımızda, çanakların tiplerine baktığımızda acemi ülke özgü diyebileceğimiz örnekler olduğunu rahatlıkla vurgulayabiliriz. Yine bu tabakalarda gördüğümüz bir diğer öncekisi, daha örnek ise daha çok Batı Anadolu kültürlerinden bildiğimiz, görmeye alışık olduğumuz üç ayaklı tencerelerin ya da pişirme kaplarının bir örneğini görüyoruz. Bir diğer buluntumuz yine bu tabakalardan gelen örnek olarak koydum ki Acemlik'te çok sayıda bunların örneği var. Boya bezekli, çanak, çömlek bunların bir örneğini koydum. Koyduk buraya. Bir intermediate seramiğiyle daha çok ilgili görülen. Bu alanda ele geçen bir diğer buluntumuz ise Kültepe stratigrafisiyle bağlantı kurmamızı sağlayan Kültepe tipi idollerden bir örnek, bunlardan birinin başlığına ait bir örnek görebiliyoruz. Evet, 2 numarayla tanımladığımız kazı alanının doğusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ise yine 7 ve 9. tabakalar arasına tarihlenen binalara ulaşmamızı, yapılara ulaşmamızı sağladı. 9. tabakadaki bir oda İlginç buluntuları nedeniyle bizim açımızdan dikkat çekiciydi. Bunlar arasında yine biraz önce bir örnek gördüğümüz Kültepe tipi idoller, dağ kristalinden bir ağırlık gibi dikkat çekici buluntular bulunmaktaydı. Bu odadan elde ettiğimiz bir karbon 14 tarihi ise %95.4 olasılıkla 2339-2139 yıllar arasına vermemizi olanak sağlamaktadır. Evet, bir diğer odaklandığımız nokta 2019 yılında daha önceki yıllarda kazılan alanın merkezinde yer alan, burada kırmızı ile işaretlediğimiz kazılan alanın merkezinde yer alan 10. tabaka yapılarına yönelik çalışmalar idi. Bu yapıların kaldırılması planlandı 11. tabakadaki yapılara ve tabakaya ulaşmak amacıyla. Burada gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda bu odaların tabanı üzerinde ilginç kimi buluntular ile karşılaştık. Slide'ın sağ tarafında bu buluntulardan bazılarını görebilmektesiniz. Özellikle Batı Anadolu'dan bildiğiniz ve ticaret ağlarıyla ilişkilendirilen tankartların çok sayıda örneği, hem tek kulplu hem çift kulplu örnekleri bu odalarda karşılaşıldı. Bunun dışında bu odada yine bir çaydanlık buluntusu, eteçi, üç kültürleriyle bağlantı kurmamızı sağlayacak. Acemöyük'te yaygın olarak görülen tek kulplu omurgalı çanakların bir örneği. Bir gaga ağızlı testicik, bir idol, gözleri ve burun detayı kabaca çizilerek belirtilmiş bir idol. Ve yine bu alandan ele geçen bir hematit terazi ağırlığı dikkat çekici buluntular arasında idi. Slide'ın sol tarafında gördüğümüz örnekler ise literatürde daha çok Troya tabakları olarak bilinen tabakların örnekleridir. Bunlar bu alandan ele geçmedi ancak 10. tabakanın başka mekanlarından geldiği için bu manzarayı tamamlaması için buraya koymuş olduk. Bunların çok sayıda örneği Acemöyük'te mevcuttur. Evet, yerleşimin erken tabakalarına ya da ETÇ 3 başlarına giden çalışmalarımız ise daha çok erken Tunç Çağı Suru çevresinde yoğunlaşmıştı. 2011 yılında tespit edilen ve varlığı belirlenen bu sur kabaca bir yay şeklinde doğu-batı yönünde uzanmakta idi. 2019 yılında bu surun ön kısmında görünen, tespit edilen dolguların kaldırılmasına, en azından bir sondaj içerisinde kaldırılmasına karar verildi. Tabii bunun amacı surun yapısını, erken Tunç Çağı surun yapısını ve sur önünde bulunan dolguların araştırılması hedefini taşımakta idi. Bu sondaj içerisindeki 8 metreye 12 metre ölçülerinde bir sondajdır. Yani genişçe bir alandır. Yürütülen çalışmalarda üst üste gelen farklı yıkım katmanlarına ait dolgularla karşılaşıldı. Bu sürecin gelişimini izliyorsunuz. Alanın genelinde yoğun kül kaplı üstteki dolgu. Daha sonrasında kerpiç yıkıntılardan oluşan bir dolgu görüyorsunuz. Alanın tamamı neredeyse sarı. Ve bu kerpiç dolgunun yıkıntı
katmanının kaldırılmasından sonra ise surun ön kısmında bir rampa ile karşılaşıldı. Surun en erken rampası ile karşılaşıldı ve bu rampanın temizlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Ve 2019 yılına geldiğimizde rampa üzerindeki dolgulara baktığımızda farklı katmanlar halinde dizildiğini gördüğümüz yaklaşık 6 metrelik bir dolgu olduğunu gördük surun ön kısmında, erken tunçanın surun ön kısmında. Tabii bunların materyal karakterleri birbirleriyle benzer ve birbirlerinden ayrışan yönleri mevcut. Bunun detayına burada girmemiz mümkün değil. Ancak bu sondajdan ele geçen bazı malzeme gruplarına örnek olarak aşağıdaki buluntulara bakabiliriz. Bunlardan bir tanesi 11. tabakaya ait bir metalik çömlek örneği, çift kutlu metalik çömlek örneği. Orta Anadolu'nun özellikle güney bölümlerinde yaygın olan ve Kilikya'ya kadar ulaştığını bildiğimiz bir çanak çömlek tipi, oldukça standart bir şekilde üretilen bir örnektir. Tabi onların Acemiyük'teki miktarına değinmek gerekirse, Acemiyük'te bunlar eser miktarda değil, çok sayıda karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir çanak buluntumuz ise deve tüyü astarlı el yapım bir örnek. Yine ilmek kuplu bir çanak örneği ve bu alandan ele geçen pişmiş toprak bir hayvan figürüyle karşı karşıyayız. Tabii 2020 yılına geldiğimizde bu sondajdan elde edilen veriler doğrultusunda kazı alanının doğu yönünde genişletilmesine karar verildi. Bu kırmızıyla taradığımız alan bu yönde genişletilmesine karar verildi ve 2020 yılında yine bu sondaj içerisinde dar bir alanda derinlik kazılarına devam edildi. Henüz sonuçlanmasa da bu alanda yıkım katmanlarının daha net olarak daha derine doğru devam ettiği anlaşılmıştır. Ve 2020 yılı çalışmalarında alanın genelinde ulaştığımız durum ve surun görünümü. Evet, bu sura değinecek olursak, surla ilgili kimi noktalara devam değinecek olur isek, surun yaklaşık doğu batı yönünde 50 metrelik bir kısmını açığa çıkartmış durumdayız. Surun doğusundaki alanda genişlik yaklaşık 8 metredir. Burada okla işaretlediğim bölüm. Pardon, batısındaki alanda yaklaşık 8 metredir. Doğusunda yine bu okla işaretlediğimiz alanda 10 metreye ulaşmaktadır. Bu iki öne doğru çıkan çıkıntılar arasında kalan yaklaşık 25 metrelik bölümünde ise ortalama genişlik 6 metre civarındadır. Surun korunan yüksekliği doğu ve batı kısımlarda 4 metrenin üzerine şu anda çıkmış durumdadır. 2020 yılı çalışmalarında, 21 yılı çalışmalarında sura yönelik araştırmalarımıza devam edeceğiz. Evet, bir başka sonuç değinmek istediğim 11. tabaka kazıları. Biraz önce gösterdiğimiz 10. tabakalarının hemen altında ele geçti bu mekanların kaldırılmasından sonra. Burada ele geçen buluntuların tamamına değinmem mümkün değil, ancak dikkat çekici bazı verilere değinebilirim. Bunlardan ilki 11. tabaka dolgusu içerisinde görülen, karşımıza çıkan eşek gömüleri idi. Ki bunların evcil eşek olduğunu artık biliyoruz. Daha önceki yıllarda da bu alanda eşek gömülerine rastlanmış idi. Ve bunlar Benjamin Arbuckle tarafından Equus asinus, yani evcil eşek olarak tanımlanmıştı. Yakın zamanda bunların DNA analiz yoluyla da Equus asinus olduğu onaylanmış oldu ve sonuçlarını kendileri yayınladılar. Dolayısıyla bu veri Anadolu Erken Tunç Çağı tabakalarında az sayıda örneğini bildiğimiz evcil eşeklere acemiyetli yoğun bir şekilde temsil edildiğini gösteren bu veri dikkat çekici. Hem sosyoekonomik hem de anlamda hem de dönemin ticari ilişkilerinin tanımlanmasında faydalı olabilecek bir veridir. Yine bu alanda önceki yıllardan ele geçen bir eşek iskeletinden yapılan karbon 14 sonucu %82.8 olasılıkla 2496-2340 yılları tarihini bize vermiştir. Dolayısıyla Acemilik Gölü'ne dayanarak M.Ö. 3. binyılın ortalarından itibaren Equus asinus tür hayvanların kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu alanın bir diğer dikkat çekici verileri arasında bir Suriye şişesi bulunmaktaydı. Suriye şişesi yine bölgeler arasında ilişkilerin tanımlanmasını sağlayan veriler arasındadır. Bir diğer bulunduğumuz ise burada geniş ağızlı boynuzsuz çömlektir ki bunun benzerine ve buna benzer örnekler yine bu alandan ele geçmiş durumdadır.
Evet, kısaca toparlayacak olur isek, Acemilik Güney Yamacı'nda günümüze kadar sürdürülen çalışmalar, ki bunların bazı karbon 14'leri sonuçlarını bu sunumda da sundum, bir genel stratigrafik tabakanın ortaya çıkartılmasını sağlamıştır. Bu tabakalanmaya baktığımızda 11'den 5'e kadar devam eden tabakaların erken Tunç Çağı 3'ün hem erken evresi hem de geç evresini kesintisiz bir şekilde kapsadığını bize göstermektedir. Yine 12. tabakanın erken Tunç Çağı 2 sonlarına ait olması gerektiğini göstermektedir. Acemi'nin ilgili tabakalarının senkronizasyonunda görebiliyorsunuz farklı yerleşimlerde. Son olarak vurgu yapmam gereken bir nokta, dünden beri takip ettiğimiz konuşmalarda ticari ilişkiler ve ticari bağlantılara yönelik vurgu üzerinden Acemi'ye baktığımızda Acemi buluntularının doğu batı yönünde uzanan ticari rotalara bağlı bir yerleşimle, erken Tunç Çağı yerleşimiyle karşı karşıya olduğumuzu gösterdiğini rahatlıkla ifade edebiliyoruz ki bu kendisini buluntular üzerinden farklı şekilde yansıtıyor. Bu çanak çömleğe de yansıyan buluntular var. Bunun dışında metal eserlere yansıyan buluntular var. Bu da çok tartışmadığımız. Farklı yönleriyle merkezileşme sürecini yaşayan ve M.Ö. 3. bin yılın ortalarında anıtsal bir surla çevrenmiş büyük bir yerleşimden bahsetmemiz gerektiğini söyleyebiliyoruz. Ve bu yerleşimin gerek Batı Anadolu'yla gerekse Mezopotamya'ya doğru uzanan kültürel ilişkilere sahip olduğunu da vurgulamamız gerekmektedir. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Kısaca toparlamaya çalıştım. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Yalçın Hocam, biz de size teşekkür ederiz. Değerli sunumumuz için. 2 hafta önce de beraberdik. Bu akşam da yine beraber olduk sizlerle. Çok teşekkür ederiz. Sunumumuz için teşekkür ediyorum. Şimdi hemen vakit kaybetmeden 8. oturumun 3. konuşması. Değerli hocamız Yücel Şenyurt bizlere o veren kazılarının Anadolu Erken Tunç Çağı'na katkıları başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Buyurun hocam, sunumunuzu da açalım. Sanırım ekran paylaşımınız da düşmüş hocam. Onu da bir paylaşalım. Share'dan yapıyoruz hocam. Ekranımızın tamamı geliyor. Evet. Şimdi paylaşıyorum. Evet hocam, sunumu da açalım. Arkadaşlar yayını alacaklar bir ekran görüntünüzü. Tam ekran yapalım. Evet, buyurun hocam. Bir de gizliye basarsak hocam orada yazıları kapatmasın. Söz sizde, buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de herkes gibi bu güzel bilimsel ortamı bize hazırlayan Arkeoloji Haber'e, yöneticilerine ve mutfağında çalışan rejideki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım, değerli izleyici arkadaşlarım, Ovaören kazıları bildiğiniz gibi Orta Anadolu'nun tam göbeğinde adeta bir crossroad dediğimiz Anadolu'yu dört parçaya bölen bir hattın orta merkezine yer alıyor. Karşıda gördüğünüz Hasan Dağları ve kazı alanımızdan güneydeki Hasan Dağları'na bakışı görmektesiniz. Şimdi Ovaören'in konumunu biraz önce söylediğim gibi konumunu çok ön planda tutacak bir sunumla burada karşılaşacaksınız. Ovaören'in niye kazıldığını ve hem erken Tunç Çağı arkeolojisi için hem de diğer bütün dönemler için öneminin onun jeopolitik konumundan, jeostratejik konumundan kaynaklandığını görmek mümkün. Hemen burada Kayseri, Kültepe, Aksaray, Acemiyük, Kırşehir, Kaleyük gibi, daha yukarıda Alişehir ve Boğazköy gibi Kızılırmak'ın kuzeyindeki ve güneyindeki önemli kent devletleri diyebileceğimiz unsurlar arasında yer aldığını görüyoruz. Özellikle hemen aşağıda gördüğünüz Ovaören, hemen Tuz Gölü'nün kuzeyindeki Ekecik Dağları
Ve yine Melendiz Dağları içinde Hasan Dağı'nda bulunduğu Melendiz Dağları silsilesinin kuzey-batı güney-doğu istikametindeki hattı üzerinde yine Nevşehir'i Kızılırmak'ın kuzeyine taşıyan hattında işte Konya Ovası'na açılan, Aksaray üzerinden Konya Ovası'na açılan hattın hemen ortasında yer aldığını, doğal bir güzergah içerisinde yer aldığını görmekteyiz. Onun bu konumu birazdan göreceğimiz sürekli yerleşime sahne olmasının ve bu çerçevede de sürekli önemli bir yerleşim yeri olmasını sağladığını şimdiden burada söylemek mümkün. Evet, Ovaren arkeolojik alanı aslında içerisinde iki tane büyüğü ve bir aşağı şehri barındıran, yine yakın çevresinde Demir Çağı'na ait Anadolu hiyeroglifli yazıtların bulunduğu, Göztepe'nin ve Sivas'taki yazıtların bulunduğu oldukça önemli bir arkeolojik potansiyeli sahip bir bütüncül alan olarak karşımıza çıkıyor. 2007 yılından itibaren araştırma kazı çalışmalarına başladığımız o alanda ilk yüzey araştırmaları biz 96 ve 97 yıllarında yaptık. Bölgedeki yüzey araştırmamızın sonucunda da bölgenin, Nevşehir bölgesinin eski tarihine, eski çağ tarihine, özellikle Bizans öncesi tarihine ışık tutacak büyük bir arkeolojik bütünlük olduğunu o zamanlardan tespit etmiştik. Gördüğünüz gibi yerleşim tarihi Topaköyük'te başlıyor. Hemen şurada Ekecik Dağları'ndan ve hemen doğudaki Karadağ dediğimiz kompleksten ve bir çanak içerisinde yer aldığı için bu kompleksler içerisinde kar sularının erimesiyle yer altına inip daha sonra burada kaynaklar etrafında ortaya çıkan kaynak sularının etrafında geliştiğini görüyoruz. Bu yeşillik alan ileride şu slaytın son noktasında gördüğünüz hemen Suvasa Köyü'nün, Gökçe Toprak Köyü'nün yanındaki su göletine ulaşıyor. Ve bu hat aslında Kızılırmak'ın güneyinden Kızılırmak'a besleyen önemli bir kol olduğunu biz biliyoruz. Yani orta çağda ve yakın dönemlerde bile kaynağını bu kaynaklardan alan, yani suyunu bu kaynaklardan alan derelerin üzerinde Kızılırmak'a kadar 24 tane su değirmeninin olduğu söyleniyor. Yani suyun daha bol olduğu dönemlerde oldukça önemli bir akarsu kaynağı Kızılırmak'a besleyen. Dolayısıyla böyle bir kaynak etrafında arkeolojik bütünlüğün gelişmiş olduğunu görüyoruz. İlk yerleşimin Topaköyük dediğimiz ve daha çok Erken Tunç ve Orta Tunç'ta yerleşilen bir höyük olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 27 hektarlık bir alanı kaplayan, oldukça büyük bir alanı kaplayan Topaköyük'ün etrafında bir aşağı şehir alanı bulunmakta. Hemen yine belki Orta Tunç Çağı'nda, Erken Tunç Çağı'nda buluntuları da olan ama henüz tabakasına inemediğimiz dokuları biz hemen doğudaki bu Yassı Höyük'te de görüyoruz. İkisinin arasında yaklaşık 350-400 metre bir mesafe bulunmakta bu iki su kaynağının arasında. Orta Tunç Çağı'ndan Helenistik Roma dönemine kadar devam eden bu alan, biz şimdi hani 27 hektar Topaköyük ve çevresi, 17 hektar da Yassı Höyük'ün kendisi olarak hesapladık ama henüz intensif çalışmalarımız halen devam ediyor. Yani Roma dönemine daha geniş bir alanda yayıldığını görüyoruz. Hemen şurada üzerinde yazı yok ama bir volkanik dom altında da Kapadokya'nın karakteristik yeraltı şehri bulunuyor. Firik Öreni adıyla bilinen ve dolayısıyla hani en eski çağlardan şimdilik tespit edebildiğimiz kadar ETŞ1'e kadar uzanan, inen eski dönemlerden günümüze kadar bu havza yerleşim görmüş. Bizim 2007'de başlattığımız kazılardan günümüze kadar kesintisiz olarak sürdürdüğümüz kazılarda elde ettiğimiz genel bir kronoloji tablosu burada karşımızda duruyor. Yassıöyük'te biraz önce bahsettiğimiz gibi ağırlıklı Geç Tunç Çağı ve Demir Çağı'na ait tabakaları görmektesiniz. Onların relatif kronolojiyle karşılaştırmalı kronolojiye dayanarak hem tarihlerini hem de dönemlerini yan tabloda vermeye çalıştık.
Onun dışında Topakköy ve Teras ağındaki çalışmalarımızda ise Orta Tunç ve Erken Tunç'un birinci evresine kadar inen sekvensimizi, sıralamamızı görmektesiniz. Sözümün başlangıcında da belirttim. Aslında konu tabii Erken Tunç Çağı olmakla beraber Ovaören'i ön plana çıkartan, onun o jeopolitik konumunun her dönem önemli olması sebebiyle bu gördüğünüz sürekli yerleşim hikayesini bizi Erken Tunç Çağı'nda da bir bölgesel kent devletine götürüp götürmediğini sorgulamaya yönelik olduğu için biz Erken Tunç Çağı'ndan sonraki dönemlerde kısaca bir göz atmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi Yastöyük dediğimiz etrafı surlarla çevrili olan yerleşim alanında işte Demir Çağı'na ait ve Hitit dönemine ait sur kalıntılarını görmektesiniz. Bizim bu alanda yaptığımız çalışmalarda Geç Demir Çağı'nın ve Orta Demir Çağı'nın karakteristik buluntuları ve mimarisini en güzel örnekleriyle karşımıza çıkıyor. Çok düzgün bir tabakalaşma elde ettiğimiz Ovaören kazıları bölge arkeolojisine Demir Çağı'ndan itibaren önemli katkılar sunmakta. Yine Yasıyöyük'teki erken demir çağı tabakalarının Hitit tabakalarını bozduğu erken demir çağı çukur evlerini ya da depo çukurlarını ve buralardan ele geçmiş erken demir çağı çanak çömleğini görüyorsunuz. Yani Yasıyöyük'ün yani Ovaören bütünlüğünün Hitit döneminde bir kent olduğunu, önemli bir kent olduğunu bu buluntular bize açıkça göstermekte. Yani erken demir çağı çukurlarını bozduğu Hitit duvarları, Orta Demir Çağı silosunun bozduğu Hitit katmanlarını burada izlemek mümkün. Dönemin Hitit seramiklerini, Geç Tunç Çağı seramiklerini burada kroseşlerle, drapfeyer dediğimiz ya da beyaz astar dediğimiz, kırmızı astarlı dediğimiz tipik Hitit seramikleriyle görmek mümkün. Burada bir yine beyaz astarlı, perdahlı bir Hitit kabı. Bir tanrıça heykelciği, aşera, Suriye kökenli ve bir damga mühür. Çok aşındığı için hiyeroglif kısmını çok okunamıyor ama yine de bunu okutmaya çalışacağız. Hocalarımızla bağlantı içerisindeyiz bu anlamda. Yani bu damga mühür bile buranın bir Hitit depo kentlerinden, bir kale kentlerinden birisi olduğunu bize gösteriyor. Yine Yastöyük'ün etrafında Demir Çağ'da, hani burada Geç Tunç Çağı'nda başlayan alt kısmı Geç Tunç Çağı'na ait, yani İmparatorluk dönemine ait surların üzerinin Demir Çağı'nda yenilenerek yükseltildiğini görüyoruz. 4-5 metre yükseklikteki bu suru buradan görebilirsiniz. Üst kısmının da kerpiç olduğunu başka bir alanda Geç Tunç Çağı ve üzerindeki Demir Çağı yükseltmesi ve en üst kısımda da Demir Çağı'nın kerpiç surlarını görüyoruz ki bu Orta Anadolu'da hani yakın coğrafyada taş surlar üzerindeki kerpiç yükseltmelerinin var olduğu tek örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yani Hitit döneminde ve Demir Çağı'nda Orta Anadolu'nun merkezinde Kültepe gibi işte diğer Alişar gibi önemli bir Boğazköy gibi önemli bir merkez olduğunu bize gösteriyor. Evet, burada Geç Hitit dönemine ait surun bir kanadı ve yine Geç Hitit dönemine ait bir çift kanatlı kapıyı görmektesiniz. Buraya doğru tabii bozulmuş Geç Demir Çağı'nda bu kanat bozulmuş ama tesadüfen biz daha güneye doğru indiğimizde hemen Hitit sandık duvarlarıyla karşılaştık. Burada sandık duvarlı ve kuleli Hitit savunma sistemini görmektesiniz. Onun Demir Çağı'ndaki bağlantısı ana kent kapısı girişiyle beraber. Evet, buradan hemen konumuza biraz daha dönecek olursak batımızdaki Topakköyük gördüğünüz gibi küçük boyutta sayılabilecek yaklaşık 100 metre çapında 7-8 metre dolgusu olan, hani bu şu seviyeden itibaren dolgusu olan bir höyük ve onun etrafında devasa bir aşağı şehir. Bu dokudan da hani renkten de anlayacaksınız. Ekilmiş olmasına rağmen kültürel dolgunun diğer alandan farklı olduğunu görüyorsunuz. Biz 2017'den günümüze yaklaşık 14 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarda daha çok bu alana değil de
Yasuyuk'taki demir çağı ve İtit dönemine odaklandığımız için sadece iki sezon buradaki arkeolojik dokuyu anlayabilmek için daha çok sondaj ya da yoklama sondaj, yani hangi kültürler nerelerde yoğunlaşmış ya da ne kadar yaygınlaşmış şey yönelik sondajlar şeklinde çalışmalarımızı yaptık. En büyüğü 10'a 20'lik alanda olmak üzere çeşitli ebatlardaki sondaj aşmalarımıza, grid sistemine bağlı olarak geliştirdiğimiz sondaj aşmalarında çalışmalarımız sürdü. Burada üst kısmı hemen şuradan tekrarlayalım. Tarımı hala yani yakın döneme kadar hala tarımsal faaliyetlerin bizim kazı başlayıncaya kadar sürdürülen bu alanda koloni çağının, koloni döneminin üst evrelerine tarımsal faaliyetlerin çok fazla tahrip ettiğini görebiliyoruz. Elimizde kalan daha alt evrelerde hemen yüzey toprağının altında tarım ve faaliyetlerinin daha az tahrip edebildiği alanlarda bir koloni dönemine ait daha çok Kültepe 2 ile çağdaş olan bir yol ve o yolun etrafına gelişmiş evleri görmektesiniz. Tümüyle koloni çağının karakteristik özelliklerini yansıtan işte duvarların birbirine yaslanmış şekilde kuru duvardan örülmüş mimarisini, ortada ocaklarını, dışarıdaki depo alanlarını yine Kültepe'den bildiğimiz şekilde bir karum ya da vabartum şeklinde düşündüğümüz bu alanda koloni çağı yerleşmelerini görüyoruz. Yine tipik koloni dönemi çanak şömleği ve burada enteresan bir buluntu Kültepe yine iki ile çağdaş Anadolu üslubunda bir mühürle, iri bir mühürle bir küpün üzerine baskılanmış bir silindir mühür baskısını yine koloni dönemine ait burada saptadık. Bu ilginç buluntu bir konik biçimli bir damga mühür. Yan yüzleri de motifle bezenmiş. Yani biz bunları koloni çağında, koloni dönemine ait tabakada bulsak da bu tip mühürlerin daha erken Tun çağına giden örneklerini bilmekteyiz. Yine dalgalı hat seramiği ve koloni çağı boyalıları bize Karum ikinci tabakayla çağdaş olduğumuzu gösteriyor. Yine tipik koloni dönemi kırmızı hasarlı mallarını görüyorsunuz. Hemen şimdi teras alandaki GF 147 aşmasında bizim erken Tunç çağı iki tabakasına kadar indiğimiz ona onluk bir aşmadaki durumu görmektesiniz. Pardon, 5'e 5'lik kesimi bu o aşmanın, koloni çağının bir kısmında indik. Ve şurada gördüğünüz duvar erken Tunç 3'ün ilk duvarı. Yani alttaki yangın geçirmiş şurada ahşap atılımda gördüğünüz evrede biz erken Tunç 2 malzemesini, ETS 2 malzemesini topladık. ETS 2'den sonraki yeni yapılaşma sırasında bu alanın depo ya da silo olarak kullanıldığını bize gösteriyor. Bu anlamda ETS 2'den 1'e geçişte hani belki de kıtlığın sebep olduğu bir durum söz konusu ki bu kadar yoğun bir depolama alanı karşımıza çıktı. GT 137 aşmasında yine erken Tunç çağı tabakalarının belki en geniş açtığımız alan burası. 10'a 20'lik bir alanda görmektesiniz. Hava fotoğrafından erken Tunç 3'ün kalın duvarlı ciddi mimari kalıntılarını. Ancak buralarda dediğim gibi yüzeye yakın olan kısımlar olduğu için makinalı tarımla biraz tahrip olmuş. Hatta koloni döneme ait buluntular burada epey bir neredeyse yok olacak kadar almış. Şu köşedeki koloni dönemi mimarisi ama hemen altında erken Tunç'un son evresine ait mimari kalıntıları görmektesiniz. Ve yine buraya dikkatinizi çekerim. Erken Tunç 3'ün erken evresinin de hemen altında ETS 2'ye ait bir mezarlık alanı ve bir kuyu tespit ettik. Evet, aynı alanda görüyorsunuz koloni dönemine ait zayıf mimariler ve yine çöp çukurları ve depolama alanları ve hemen burada gördüğünüz erken Tunç'un son evresine ait ciddi mimari kalıntılarıyla karşılaştık. Burada özellikle bu erken Tunç'un son evresine ait olduğunu düşündüğümüz çöp çukuru ya da bir adak çukuru mu diye
tartıştığımız ama büyüklüğünden dolayı ve içinde çok fazla küllü ve yangın atığı olan bu alanda biz erken tunç 3 malzemesiyle karşılaştık. Enteresan bulutlar çıktı buradan. Bunun diğer mimari olan ilişkisini görmektesiniz. Yukarıdaki erken tunç 3'ün B evresine ait duvarların yanı sıra daha alttaki A evrelerine ait kalıntıları da görüyorsunuz. Sözlerimle biraz önce söylediğim gibi burada hani yatay kazı yapmak yerine daha çok kazı alanında hangi kültürlerin bu geniş aşağı şehirde nereye yayıldığını ve derinlemesine de bu kültür katmanlarının ne olduğunu anlamaya yönelik bir strateji takip ettiğiniz için buluntularımızda mimari bütünlük gösteren geniş alanları maalesef sizlere sunamıyoruz. Burada geç tunç çağının erken tunç 3 buluntularının örnekler. İşte biraz önce bahsettiğimiz çöp çukuruna ele geçen tankart ve depas örnekleri. Hematitten bir terazi ağırlığı yine erken tunç evresinde ve tipik erken tunç kapları. Yine bir erken tunç çağı idolü ve bir Togulpin dediğimiz yine erken tunçun 3'ün önemli buluntularını yani analojik buluntularını burada sizlere sunuyorum. Evet, depaslarımızdan örnekler, tankartlardan ve Troya tabakları, çarkış Troya tabakları bizim tabakamızı erken tunç 3'e tarihlememize sebep oldu. Burada enteresan bir durum var. Erken tunç 3'ün erken evresinin hemen görüyorsunuz şu duvarlarını. Buradaki zayıf mimarinin hemen altında sal taşları, kırılmış sal taşları karşımıza çıkmaya başladı. Ve biz bunların taş sanduka mezarlar olduğunu hemen anladık. Gördüğünüz gibi erken tunç 3 duvarlarının altındaki taş sanduka mezarları oldukça iri boyutlarda. Bunlar 1'e 2'lik boyutlarda, bazen 1,5'a 2'ye ulaşan boyutlarda ama döneminde soyulduğunu tahmin ediyoruz. Burada bir bozulmuş bir sanduka mezarımız ve yanında bir çömlek mezar yine aynı döneme ait. Maalesef kemikler dışarı atılmış. In situ buluntu içinde çok bulamadık. Bir iki kemik parçası dışında mezarların içerisinde bir şey kalmamış. Şu mezar çok enteresan. Bunu bu şekilde kapak taşını sağlam olarak bulduğumuz zaman herhalde dedik soyulmadan bize ulaştı. Ancak kapağı açtığımız zaman sonraki yerleşimlerin yani ETC 3 yerleşimcilerinin bu bu mezarın taşlarını alıp mimaride kullanmak yerine içini taşla doldurup tekrar kapattıklarını biz gördük enteresan bir şekilde. Ve şurada gördüğünüz mezar yani taş sanduka mezarlardan daha aşağıda 1,5-2 metreye yakın daha aşağı seviyelere indiğimiz zaman Erken Tunç 1'e ait çömlek mezar ve onunla bağlantılı olduğumuz hemen açma kenarında tespit edebildiğimiz henüz kazamadığımız Erken Tunç 1 mimarisine ait duvarlarla karşılaştık. Yücel Hocam özür dilerim biraz vaktimizi açtık. Kusura bakmayın lütfen. Tamam. Burada hemen ETC 2 sanduka mezarlarının alanın aşağı şehrin dış alanlarına doğru da devam ettiğini gördük. Burada güzel bir şans eseri içindeki buluntuları alınmış olsa da 4 bireye ait iskelet tespit edildi. Karıştırılmış olsa da bu sanduka mezarlarının bize çoklu gömüye ait olduğunu bize gösteriyor. Buradaki enteresan bir durum yine Erken Tunç 2 mezarlarıyla seviye olarak aynı olmasına rağmen ağız kısımları ağız kısmı o seviyede olsa da dipte aşağı 4-5 metre derinliğine bir taş örgü kuyuya rastladık ki su seviyesini en alt tabakada görmektesiniz. Yani ETC 1 evresinde delip aşağıdaki kumluk alandan su alınmış. Bu kuyuda 22 tane bireyin iskeletlerini bulduk. O mezarlardan soyulan mezarlardan elde edilen iskeletler bu kuyuya hani bu kuyunun artık kullanımı görmediği dönemde buralara atılmış olduğunu anlıyoruz. Bu kuyunun özellikle Erken Tunç 3'ün içerisinde yer aldığını düşündüğümüz kuraklık evresinin Erken Tunç 2'ye doğru da uzadığını bize gösteriyor. Bu yönüyle de bu 4-2K kuraklık dönemi ve işte daha erken ait kuraklık dönemleriyle ilgili bu stratigrafiyi incelememiz gerektiğini bize gösterdi.
Evet, burada enteresan bir buluntumuz. Bir önceki oturumda hocamıza sorduk Aslantepe'deki spiral boncuk, dörtlü spiral boncuğu. Bu tamamen bir sondajda, küçük bir sondajda hemen höyüğün aşağı saatte birleştiği nokta, aşağı şehirle birleştiği noktada institü olmayan bir durumda ele geçti. Bu da bizim işte Troya 3 hatta Aslantepe'de geç kargüvete kadar inmiş olsa da bizim buradaki konseptimizde daha çok Erken Tunç 3 karakterli bir spiral, altın boncuk. Bu Anadolu'daki bu boncukların yoğun dağılımına biz de bir ek katmış olmuş ve bu yüzden de bu kültürün daha çok Anadolu kökenli olabileceği konusunu tartışmak lazım. Altın ve gümüş yataklarımız da var bizim. Bakır yataklarının ötesinde. Bu açıdan da olaya bakmak lazım. Yine Erken Tunç 3 tabakası başka bir höyükte, bu sefer Topak Höyüğü'nün tepesinde bir streplençte açılmaya çalıştığı çok dağılmış ama iri taşlardan bir önemli bir yapı kalıntısı var. Buradaki çalışmalarımız devam ettiğinde belki de Erken Tunç 3 ve 2'ye ait yönetsel yapıları bu höyüğün zirve kısmında bulacağız. Çünkü höyük küçük bir çapı sahip olmasına rağmen Erken Tunç 3 ve 2'nin aşağı şehrin hemen her alanına yayılmış olduğunu görüyoruz. Yani koloniden daha yaygın bir Erken Tunç 3 ve 2 buluntularımız var. Burada Erken Tunç çağının tipik seramiklerini yine genel olarak görmekteyiz. Orta Anadolu metalik seramik grubu hatırı sayılır ölçüde var bizde. Hani Konya ve Toros bölgesiyle bağlantı olarak. Konya Ovası boyalıları, hareli seramikler repertuarımız arasında. Kızılırmak'ın daha çok kuzeyinde yoğunlaşan Alişar 3 seramiğinin güzel örnekleri yoğun bir şekilde yine bizim tabakalarımızda ele geçiyor. Burada hemen toparlamaya çalışayım. Gördüğünüz gibi Ovaören, Acemi, Karmandalı ve Varavan gibi bu Kültepe'nin dışındaki daha kuzeydeki kentlerin dışında kallavi yani büyük çaplı höyükler arasında önemli bir yer tutuyor. Acemi'nin kazılarını biliyoruz. Orta Anadolu arkeolojisine ışık tutuyor. Harmandalı ve Varavan henüz kazılmadı ama buralarında yine hem Erken Tunç Çağı'nda hem de Orta ve Geç Tunç Çağı'nda önemli yerleşmeler olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla bu arada biz Ovaören'in neresi olabileceğine yönelik bir öneri üzerinden konuya yaklaştığımız zaman daha çok bu Varyamovic'in yaptığı çalışmayla Topaköyük, yani bizim Ovaören Yassıyük ve Topaköyük'ten oluşuyordu. Topaköyük'ü daha çok Vaşanya'yla o ilişkilendiririz son dönemde. İki tane Vaşanya öneriyor, belki yani iki önerisi var. Ama biz şimdi bunun üzerinde duruyoruz. Hitit döneminde bu bölgeye yine Forlani ve Naşak tarafından Uşina ya da Uşuna adıyla önerilen bir kent var. Koloni çağında Vaşanya'nın biz Uşanya şeklinde yazıldığını da biliyoruz. Hemen sonrasında Demir Çağı'na bu işte biraz önceki geçit kapısına baktığımız zaman burada bir kapama görüyorsunuz. Yani ana girişten sonra bir dönemde bu kentin içine giren kapı taşlarla düzgün olmayan bir şekilde, hani birazcık düzgün ama eğreti bir şekilde kapatılmış. Burada 2. Sargon'un Anadolu'ya yaptığı seferinde Usiyan ve Vargin şehirlerini Muş ülkesinin sınırları üzerinde kurdum ve onların kapılarını kapattım. Artık hiç kimse dışarı çıkamayacak diyor. Buradaki Usiyan şehrinde bizim yine Ovaören ile ilişkilendirmek istiyoruz ve Sargon'un bu metnini ve bu arkeolojik dokuyu ilişkilendirerek biz Ovaören'in geç antik dönemde Oziana olarak Tabula Imperi Bizantini de geçen Bizans yolları arasında Oziana istasyonu olarak geçen yerle de ilişkilendiriyoruz. Hemen zaten onlar bizim Ovaören'in yakınına koyuyorlar. Buradaki yeraltı şehrinin olduğu yere koyuyorlar Oziana'yı. Bütün bu bulgulara dayanarak biz Ovaören'in Erken Tunç Çağı'nda Akat krallarının bahsettiği 17 krallıktan biri olan ve işte koloni çağında hani bir anda gökten inip de Vaşanya olmadığını bildiğimiz kökleri Erken Tunç Çağı'na inen bir kentin olduğunu düşünüyoruz ki bu kent içinde şimdilik önerimiz Vaşanya şeklinde ve bunun Uşuna iki dönemdeki adı Usina ya da Oziana'da Demir Çağı'ndaki adı olarak öneriyoruz. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Yüce Hocam, biz de size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Şimdi 8. oturumumuzun son konuşmacılarını geçelim. Nancy Haykok, Alvize Matesi, Doğukan Doğan'dan Kınıköy ile ilgili
sunumlarını gerçekleştirecekler. Herkese iyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Evet, Seste ve görüntüde bir sorun yok sanırım. Yok, hayır. Üçünüzün de sesi gayet iyi geliyor. Doğukan, sen herhalde yönlendireceksin ya da çevirimi yapacaksın. Sunum kısmında ben yardımcı olacağım. Tamam. Evet. Söz sizde. Tamamdır. Öncelikle konferansın organizatörlerine ve özellikle bu ilgi uyandırıcı araştırmaların arasında yer almamız için katılımımızı sağlayan Doçent Doktor Atilla Türker'e teşekkürlerimizi sunarız. Şunu da değinmek istiyorum ki bu çalışma Nancy ve Alvise'nin çalışmalarının bir ürünüdür. Bu akşam sunum kısmında sizlere NİDE Kınıköy'de ilk kez 2018 yılında kazısına başlanmış ve halen daha yayınlanmakta olan erken tüm çağına ilişkin sonuçları sunacağım. NİDE Kınıköy, Altınhisar Vadisi'nin Kapadokya Dağları'nın ovadaki tarım alanını bağladığı Bor Ereğli Ovası'nın kuzey ucunda yer almaktadır. Bor Ereğli Ovası genellikle Konya Ovası'nın doğu uzantısı olarak nitelendirilse de Bor Ereğli kentine özgü jeomorfolojik özellikleri ve çevre koşullarını kapsarken aynı zamanda yerel sosyopolitik tarihi olgularla da şekillenmiştir. Bor Ereğli Ovası aynı zamanda Toros Dağları boyunca uzanan ana yollarla stratejik bir konuma sahip olmasının yanı sıra tarımsal verimlilik açısından da önemli bir bölgedir. Bölgede yer alan yerleşimler arasında NİDE Kınıköy'ük, 24 hektarlık en büyük yerleşim yeri olmasıyla beraber erken Tunç Çağı'ndan itibaren Selçuklu Erken Osmanlı dönemine kadar süre gelmiş, seramik buluntularını içeren en uzun süreli yerleşim görmüş alandır. Kazı çalışmaları 2011 yılında New York Üniversitesi Antik Dünya Araştırmaları Enstitüsü ve Pavia Üniversitesi'nin ortaklaşa çalışmalarıyla başlamıştır. Geçtiğimiz son 10 yıl arazide 5 adet sektör açılmıştır. Höyün tepesinde A, E, B ve C olmak üzere 4 adet sektör yürütülmüş ve diğer bir 5. sektör olan D ise batı tarafında aşağı terasta yer almaktadır. Şimdiye kadar karbondan 4 tarihlendirmeleriyle desteklenmiş 9 adet yerleşim katmanı dönemin söz konusudur. Bu zamana kadar araştırılan en eski seviye erken bronz çağı 1 ve erken bronz çağı 2'ye tarihlenmektedir. Yalnızca batı aşağı terastaki D sektöründe 2018 yılında yapılan sondaj ile tanımlanmaktadır. Bu yerleşim dönemi ve NİDE Kınıköy aşağı terası bu sunumun odak noktası olacaktır. Geçtiğimiz son 7 yılda D sektörünün kazıları, bizlere hanelerin planları, yapım yöntemleri, zanaatçilik ve evsel alanlardaki beslenme hakkında bilgiler vermiştir. D sektörü 2 adet açmadan oluşmaktadır. Sektör D1, 2013-2016 yılları arasında ve yine 2018'de açılmış bir akamenit döneminden geç helenistik döneme kadar uzanan bir yerleşim dizisinden oluşmaktadır. Ekip, 2018 yılında D1'in 15 metre güneydoğusunda bulunan D2 açmasını başlatmıştır. D2 açmasının toprak yüzeyi bu bölgedeki mevcut akamenit ve helenistik mimariyi büyük ölçüde tarif etmiş olan modern tarım faaliyetlerinden ve toprağın kaldırılmasından dolayı yüzeyi daha düşük seviyelerde gözlemlenmiştir. Bu alanda akamenit öncesi seviyeleri araştırmak amacıyla sınırlı bir alanın kazılmasına karar verilmiştir. D2.5A, 5B ve D6A, D6D aralığında belirlenen sonik yerleşim seviyesi kendi katmanından daha geç dönemlerde bilinmeyen bir amaçla açılmış olan çukurlarla büyük ölçüde tahrip olmuştur. Ancak karşıt bir şekilde ele geçmiş olan seramik buluntular iç kaleden hali hazırda bilinen demir çağ tipolojisinin çoğunu ile ele geçmiştir. Bu tabakada erken Tunç Çağı metalik görünümünde Anadolu seramiklerinin iki farklı çukur dolgusuna taşınması büyük ilgi göstermiştir. Bu seramik bulgusuna birazdan değineceğiz. 2018 kazı sezonundan elde edilen en heyecan verici sonuç ulaşılmış en erken seviye olan erken Tunç Çağı'na tarihlenen D2.8'dir. Sıkıştırılmış çakıl ve kum yönüyle ayrılmış olan bir dizi ard arda gelen sıkıştırılmış toprak yüzeyiyle karşımıza çıkmaktadır. Bu tabakadan elde edilen seramik malzeme ise homojen bir grup olarak açkılı el yapımı kaba seramiklerden oluşmaktadır. İlginç bir şekilde bu yüzeylerle ilişkili obsidyen kalıntılarının aşağı terasta yer alan daha geç seviyelerdekilerle karşılaştırıldığında oldukça önemli sayıda olmasıdır. Kazılmış en eski yüzey olan D3279, M.Ö. 29 ila 27. yüzyıla ait radyokarbon tarihi veren birkaç adet dağınık halde kömür kalıntısını içermekteydi. Elde edilen bu tarih, yüzeylerden ve üst katmanlardan ele geçmiş seramik malzemesiyle uyum içindedir. Her ikisi de erken Tunç Çağı 1 ve erken Tunç Çağı 2 civarını işaret etmektedir.
Nedir Kınıköy'deki ilk Türk çağı yerleşim için daha iyi tanımlanmış bir kronolojik sıralama elde etmek için yakın gelecekte muhtemelen tanımlanmış mimari kalıntılarla ilişkili daha fazla radyokarbon tarihlemesi elde edebilmeyi umuyoruz. 2019 kazı sezonunda Tunç ve Demir Çağı'na ait mimari öğelere ait daha fazla kalıntı açığa çıkarmak ve bu alanda kronolojiyi kesinleştirmek için 2018'de yapılmış olan derin sondajın hemen güneyinde doğu batı doğrultusunda 9 metre, kuzey doğrultusunda ise 5 metrelik bir açma açılmıştır. Kazılan alanın stratigrafisi şu anda Hitit sonrası ve geç Demir Çağı dönemlerine ait olduğu belirtilmekte ve iki farklı inşaat faaliyeti evresini içermektedir. Her iki faaliyette oldukça bozulmuş olmakla beraber taştan ve kerpiç duvarlarla çöp çukurları gibi çeşitli negatif öğeleri de barındırmaktadır. Özellikle bu açmada kazılan en erken evrede M.Ö. 806 ila 749 radyokarbon tarihiyle desteklenmiş, geçici olarak erken demir çağı ve orta demir çağı geçişine tarihlenen seramikler bulunmuştur. Kazıda 2018 yılında olduğu gibi daha sonraki yerleşim seviyelerinde bulunan erken Tunç Çağı Anadolu metalik kaplarının birkaç parçasının ortaya çıkması aşağıda bir erken Tunç Çağı yerleşiminin varlığını işaret etmektedir. 2021 kazı sezonunda umuyoruz ki gelecekte erken bronz çağı seviyelerine dönme planlarıyla beraber buradaki erken demir çağı ve orta demir çağı katmanlaşmasını daha iyi anlamak için bu alanı araştırmaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Sondajın sınırlı kalmasına ve iyi tanımlanmış mimari unsurların olmamasına rağmen kazıları ilk Tunç Çağı katmanında toplamda 40 parçayı bulan dikkat çekici bir seramik buluntu grubunu ortaya çıkarmıştır. Bu erken Tunç Çağı grubuna birkaç parçadan oluşan seramik buluntuları dahil edebiliriz ancak bu parçalar daha geç katmanlardan dağınık olarak ele geçmiştir. Neydi Kınıköy, İç Anadolu'nun güney kısmının erken Tunç Çağı'nın hakkında bildiklerimizi kültürel bir çerçeveden yeni verilerle katkı sağlamaktadır. Özellikle seramik grupları Niğde Kınıköy'de bulunan erken Tunç Çağı malzemelerinin doku gruplarının ve formlarının, tipolojilerinin ve bunların yakın bağlamlarla ilişkilerinin geçici bir değerlendirmesi için hala sınırlı olsa da iyi bir örnek sağlamaktadır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde sahada devam eden kazıların erken Tunç Çağı'nda seramik üretimi, işlevsel özellikleri ve dağılımı hakkında daha sıkı ve daha ayrıntılı bir çalışma için zemin oluşturacağını ummaktayız. Çeper kalınlıklarındaki farklar ve kırıklardaki makroskopik incelemelere göre D2.8 seviyesinden gelen tüm erken Tunç Çağı seramikleri el yapımıdır. Bu çarklı seramik teknolojisi M.Ö. 25. yüzyıldan önce Orta Anadolu'da yaygın olmadığı için radyokarbon tarihlemesinin verdiği sonuçlar olan M.Ö. 29. yüzyıl ila 27. yüzyıl kronolojik aralığına uymaktadır. Açkalı malzemeler buluntu grubu içinde açık ara en sık görülen malzeme sınıfıdır. Bu sınıfta kırmızı ve turuncu sofra kapları ve küçük kapalı kaplar için tercih edilen yaygın renklerdir. Kahverengi veya mat renkler ise sadece delikli tencere ve tepsi gibi büyük pişirme kaplarında bulunmaktadır. D2.8 tabakasına ait erken Tunç Çağı açkılı malzemesi, Orta ve Güney Anadolu'nun diğer erken Tunç Çağı sınırlarında bu malzeme sınıfı için kabul edilen tipik repertuarı sunmaktadır. Şimdiye kadar en yaygın form türü düz veya hafifçe içe dönük yuvarlak ağızlı yarım küre olan kaselerdir. Orta Anadolu'da erken Tunç Çağı 1 ve erken Tunç Çağı 2 açkılı malzeme gruplarında benzer formlar oldukça yaygındır. Bir örnek olarak Demirci Uyuk, Alişar, Kültepe Kaniş ve Tarsus verilebilir. Neydi Kınıköy'ük D2.8 seviyesindeki erken Tunç Çağı seramik repertuarında ayrıca Anadolu metalik kapları olarak adlandırılan 4 buluntu da ele geçmiştir görebildiğimiz üzere. Dahası D sektöründe D haricinde höyüğün diğer alanlarındaki daha geç kontekstlerde de bazı Anadolu metalik kapları parçaları bulunmuştur. Henüz yayınlanmamış bu buluntular olasılıkla höyükte bu grubun yoğun olarak kullanılmış olabileceğini göstermektedir. Anadolu metalik kapları terimi geniş bir coğrafyada Tarsus, Mersin, Kilikya'daki Kilistepe, Konya Ovası, Kültepe, Acemiyük ve Kapadokya'daki Göltepe gibi görülen belirli bir buluntu grubunu ifade etmektedir. Bu grup olasılıkla Batı Anadolu'ya giden ihraç mallar olarak Troya'ya ulaşmıştır. Ele geçtiği her yerde Anadolu metalik kapları özellikleri benzerdir. Neredeyse standarttır. İnce sert çeperlere sahip ve iyi fırınlanmış homojen kil yapısı hafifçe vurulduğunda belirgin bir ses çıkarmaktadır. Göltepe Anadolu metalik kapları buluntuları üzerinde Abdullah Hacer'in yaptığı yakın zamandaki bir çalışma bu grubun iki alt grubunu tanımlamaktadır. Yakın olarak tanımlanan ilk grup, klasik olarak tanımlanan gruba göre daha kaba katkılı ve daha yumuşak dokuludur.
daha sert ve ince olmasının yanısında klasik Anadolu metalik kapları ayrıca koyu boyalı bir dekorasyonu da tanımlanmaktadır. Neydi Kınıkyük'ten alınan tüm Anadolu metalik kapları örnekleri boya ile dekor edilmiş ve oldukça kompakt, seri sert bir kilden yapılmıştır. Bu nedenle Hacer tarafından tanımlanan klasik Anadolu metalik kapları aşağı grubuna uymaktadır. Şimdiye kadar rastlanan tek boyalı desen ağız kenarındaki bantlardır. Yanı sıra iki Anadolu metalik kapları bulundusu bu grup için tipik olan ağzın altında yer alan küçük dekoratif kuplara da sahiptir. Anadolu metalik kapları buluntularının biri dışında hepsi bu sınıfa özgü şekillere uygun orta büyüklükte seramik parçalarıdır. Düz boyunlu ve içe doğru eğik veya dışa eğik ağız kenarları söz konusudur. Anadolu metalik kapları parçalarından birisi ise ağız, kaide vesaire gibi tanımlanamayan bir gövde parçasıdır. Ancak şekli gereği üç bükey tarafa hem perde hem de boya olgusu bu buluntunun sığ bir çanak gibi bir sofra kabına ait olduğunu bizlere düşündürtmektedir. Sonuç olarak erken Tunç çağına tarihlenen önemli kalıntıların varlığı, Niğde Kınıköy'ün aşağı terasında uzun süre devam etmiş bir yerleşimin varlığını ve tarihini bizlere kanıtlamaktadır. Niğde Kınıköy'ün D sektöründe yer alan tabakalanmış veriler ve höyün başka yerlerinde bulunan tabakalandırılmamış buluntulara bakıldığında, Niğde Kınıköy'deki erken Tunç çağı yerleşiminin yaklaşık 9 hektarlık bir alana yayıldığı ve bu da Niğde Kınıköy'ü erken Tunç çağı içerisinde Orta Anadolu'da orta ölçekli bir yerleşim haline getirmektedir. Bu nedenle Niğde Kınıköy'den elde edilen yeni buluntular bu bölge için erken Tunçağ yerleşim verilerini önemli ölçüde zenginleştirmeyi vaat etmekte ve Kilikya'daki Tarsus ile karşılaştırmaya açık hale getirmektedir. Büyükte erken Tunçağ'a ait belirgin bir mimarinin ele geçmemiş olması bu alanın işlevi konusunda henüz kesin bir bilgiye ulaşmamızı engellemektedir. Genel olarak baktığımızda Kınık'tan gelen seramik buluntu grupları, Erken Tunç Çağı 1 ve Erken Tunç Çağı 2 Orta Anadolu el yapımı seramik grupları ile benzerdir. Yakın paralelleri Konya Ovası, Acemiyük, Kültepe ve Alişar'da da bulunmaktadır. Diğer yandan belirgin Anadolu metalik kapları, örnekleri, Kınıköy'ün güney kıyıları ve belki de Batı Anadolu kadar uzaklar dahil daha geniş bir etkileşim ağı içinde bulunduğunu işaret etmektedir. Umarız gelecekteki çalışmalar Niğde Kınıköy'ün hem bölgesel hem de arası ağlara nasıl uyduğunu belirlemek için bu yerleşimin hem planını hem de sosyal organizasyonunu aynı zamanda Güney Kapadokya içerisindeki ve dışındaki diğer erken Tunç Çağı yerleşimleri bağlantıları doğasını keşfetmemizi sağlayacaktır. İlginiz için çok teşekkürler herkese. Evet. Murat sesin yok. Evet. Kusura bakmayın. Doğukan diğer konuşmacılarımızın eklemek istediği bir şey var mı? Yoksa soru cevap kısmında mı? Nancy, Alvise, do you want to add anything to my presentation or on the discussion time are you going to add anything to it? Discussion. Yeah, we have, you know, you covered the early Bronze Age. We can answer questions about the Iron Age or Hellenistic if people have them later, but. Okay. Sonraki kısımda. Tamam. Ben tüm hocalarımıza çok teşekkür ederim. Saat epey de ilerledi. Hızlıca sorulara geçiyorum. İlk sorumuz Bay Matsun Muray'a. Bülent Tandoğan sormuş. Büyüklük Kale yakınlarında baraj ve su anıtı bulundu mu şeklinde? Şimdilik baraj var ama eski döneme ait baraj anıtları tespit edilmedi. Tamam, teşekkür ederim. Atilla Türker hocamız, Yalçın Kamış hocamıza Acemöyük dış kuturunda açığa çıkmaya başladığınızda erken Tunç Çağı yapı katları için aşağı şehir diyebilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum soru için. Öncelikli olarak sunumun kısa olması nedeniyle bazı noktalara değinemedik. Şöyle bir şey söyleyeyim.
Burada bahsetmediğimiz konulardan bir tanesi Acemilik 11. tabakada gerçekleşen savaş ve yıkımdı. Detaylı olarak giremedik. Bu savaş ve yıkımın karbon 14 sonuçlarına göre aşağı yukarı M.Ö. 2300 yılları civarında gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bu yıkımla birlikte yerleşimin dokusunda önemli bir değişim var. Nedir bu değişim? Sur kullanımdan çıkıyor. Ve surun güneyine doğru daha genişleyen bir takım yerleşimler görmeye başlıyoruz. ETÇ 3'ün kabaca ikinci yarısıyla işleyebileceğimiz yerleşimler var. Dolayısıyla bu yerleşimlerin höyük üzerinde ne kadar bir alana yayıldığı meselesi gündeme geliyor. Surun ilk başında söylediğim iki alan arasında yaklaşık 400 metrelik bir mesafe vardır. Dolayısıyla geniş çaplı bir yerleşimden bahsedebiliyoruz. Ancak aşağı yerleşim demek ne kadar doğru emin değilim. Ayrıca şu kavramı da tartışmak lazım. Batı Anadolu etkisiyle daha çok tartışılan kale ve aşağı yerleşim şeması Orta Anadolu'nun büyük öyküklerinde nasıl tespit edilebilir? Ki bunun içerisine Acemi'yi, Kültepe'yi de dahil edebiliriz. Kanımca bu büyük öyküklerin içerisinde aramak lazım. Belki siteler kısımlarını ve aşağı yerleşimlerini. Bilemiyorum aydınlatıcı oldu mu? Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim hocam. Mehmet Işıklı hocamız, Yücel hocamı bu akıcı sunumdan ötürü ben de tebrik ediyorum demiş. Hocama sorum şu, Ovaören ve yakın civarındaki veriler ışığında erken Tunç Çağı için bölgedeki sosyopolitik yapı nasıldı sizce? Evet, teşekkürler Mehmet hocam. Güzel bir soru. Şimdi erken Tunç Çağı'nda biraz önce sunumda da kapatırken bahsettim. İşte Akat metinlerinden bildiğimiz kadar gerek Naramsin gerekse Sargon metinlerinden bildiğimiz kadar bölgeye ilgi çok büyük Mezopotamya'nın. Dolayısıyla özellikle Naramsin metinlerinden Anadolu'daki 17 krallıktan bahsediliyor. Kral Pampa'nın komutasında onlarla savaştığından bahsediyor. Tabii ki bu kentler arasında işte Kültepe'nin adı geçiyor. Kaniş olarak işte Kuşhara adı geçiyor. Purushattam adı geçiyor. Uliuma diye bir başka kentin daha adı geçiyor. Ama diğer hepsinin isimleri sayılmamış. Ancak 17 tane Anadolu yerel kent devletinden bahsedildiğine göre ve sunumda da sizlerle paylaştığıma göre Orta Anadolu'nun göbeğindeki bu düğüm noktasında yer alan büyük köylüklerden birisi. Henüz erken Tunç Çağı'na ait hani bir sur duvarı tespit etmedik. Alan çok büyük olduğu için tespit edemedik ama biz aşağı yani Topaköy'ün terasının çevresinde sur da bekliyoruz. Dolayısıyla bir ağın merkezinde olduğu için belki Kültepe kadar önemli değil, büyük değil, Acemi kadar büyük değil ama Ovaören'in bu anlamda bir kent devletinin ya da kentsel bölge olduğunu söyleyebiliriz. Dönemde erken Tunç Çağı'nda birbirleriyle zaman zaman savaşan, birbirleriyle zaman zaman ilişki içerisinde olan, işte dışarıdan gelen saldırılara karşı da birlik olabilen bir sosyopolitik yapı var. Bu yapının biz devamını koloni döneminde de görüyoruz. Koloni metinlerinden de anlıyoruz. Ta ki eski Hitit döneminde Hattuşili tarafından bu kent devletleri bir araya getirilip ünitel merkezi otoriteye sahip bir devlet kuruluncaya kadar. Yani hikaye Orta Tunç ve Geç Tunç Çağı'ndaki hikayenin kökenleri Erken Tunç Çağı'nda başlıyor. Yücel Hocam gene size bir soru var. Veysel Yaylalı. Yücel Hocam Erken Tunç Çağı'na Erken Tunç Çağı alt mezarlık alanı tespit ettik dediniz. Bu mezarlar hakkında daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Evet, süre sıkıntılı olduğu için çok bahsedemedim. Ama bu gerçekten Erken Tunç 2'ye tarihlediğimiz Saç Sandukan mezarlar ki Yalçın hocamız da bizimle beraber çalışmıştı bir zamanlar. O da hikayesini daha iyi biliyor bu sürecin. Taş Sanduka mezarlar ve o mezarların olduğu alanda ETÇ 2 mimarisi yok. Anlaşılan ETÇ 2 daha biraz daha batı tarafında tespit etmiştik biz o yangın tabakasını. Bu alan sanki nekropol alanı gibi kullanılmış gözüküyor. Yine münferit olarak biraz daha dış kesimde tespit ettiğimiz Taş Sanduka'ya baktığımızda da hani ETÇ 2'deki bir belki nispeten daha küçük bir yerleşimin hemen yakınlarında Taş Sanduka, Çömlek Mezar şeklinde bir nekropol alanı olduğunu düşünüyoruz.
Yani bu gelenek tabii kalkolitik çağa kadar, geç kalkoliteye kadar inen bir taş sandıka geleneğinde böyle 1 metreye 2 metre ya da 1,5'a 2 metrelik büyük yekpare taşlar ETC2'de de aslında varsıl bir topluluğun olduğunu bize gösteriyor. Keşke bunlardan bir tanesi soyulmamış olarak bulmuş olsaydık. Eminim çok fazla buluntu ortaya çıkacak ve biz daha çok bunun hakkında konuşabilecektik. Şimdilik geniş alanda kazamadığımız için bu nekropol ve ETC2 hakkında çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Şahin Yüksel, sorum Yücel Hocama ve Yalçın Hocama. Acem Öyük ve Ova Ören merkezleri arasında rotasal ilişki ve merkezlerdeki ithal malzeme ile kervan ticaret yolu üzerinden değerlendirmesi nedir? Teşekkür ederim. Evet, bu soruya işte Yalçın Hoca cevap verirse her iki merkeze de kazı yapmış birisi olarak. Evet, iki merkez arasındaki mesafe yaklaşık olarak 40 kilometre civarında yanlış hatırlamıyorsam. İki merkezin buluntuları arasında da kuvvetli bir paralellik mevcut. Özellikle erken tunç çağı 3 tabakalarına baktığımızda, hem erken evresine hem geç evresine baktığımızda, çanak çömleğine baktığımızda, diğer buluntulara baktığımızda kuvvetli bağlar okuyabiliyoruz. Hatta Acemi'nin bölgedeki en kuvvetli bağ kurduğu merkezlerden bir tanesi Ova-Ören diyebiliriz rahatlıkla. Dolayısıyla bu iki merkez arasındaki bağlantıyı okuyabiliriz ve birbirlerine çok yakınlar. Bunu daha genel bir bağlama oturtacak olur isek, Anadolu ticaret ağları rotası üzerine oturtacak olur isek, ben haritamda bir rota çizmiştim hatırlarsanız. Doğuda Kültepe'ye doğru uzanan bir rota. Dolayısıyla Acemiyük bu rotanın, Acemiyük ve Ova-Ören bu rotanın üzerinde yer alan iki yerleşim. Ve bu rotanın güneye doğru uzanan ayağını da Toroslara doğru uzanan rota oluşturuyor. Batı Anadolu'ya doğru baktığımızda ise her iki merkezde de Batı Anadolu kökenli tırnak içerisinde tanımlanan malzeme gruplarının oldukça yoğun olarak temsil edildiğini söyleyebiliriz. Tabii bunların ithal mi yoksa yerli üretim mi olduğu meselesi gündeme gelir. Kanımca bunların önemli bir bölümü yerli üretim olmalıdır ve bunları daha çok belki de Anadolu grubu malzeme olarak kalmamak yerinde olacaktır. Dolayısıyla iki merkez arasında kültürel bağlar kuvvetli ve her iki merkezde Anadolu'da 3. ve 2. yarısında tanımlanan ticari ağlar ve rotalar üzerine oturtulmaktadır. Ki bu rotalar genellikle Konya Ovası üzerinden kurgulanmaya çalışılır, daha batıdan kurgulanmaya çalışılır. Bu bölgedeki görünümün zayıf olması nedeniyle bu rotanın kanımcı Aksaray'dan Hasan Dağı eteklerinden güneye inen, yine Hasan Dağı eteklerinden doğuya inen şekilde yeniden tanımlanması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben ufak bir katkı daha yapayım. İşte koloni çağı metinlerine baktığımız zaman hani Kültepe Kaniş'ten sonra Purushanda'ya giden ilk istasyon olarak Aşanya'da geçiyor. Dolayısıyla hani bölgedeki de şimdiye kadar tespit edilen bu yönüyle işte bir Babartum başlangıçta olan ama sonra da bir Karuma dönüşen bir Başanya'dan söz ediliyor. Yani buna bir aday olduğumuz zaman bölgenin tarih coğrafyasına önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Özellikle Başanya ile ilgili yazılı belge ortaya çıktığı zaman bu durumda işte Büyüklük Haneli'nde, Acemhöyü'nde, işte Orta Anadolu'nun hangi koloni çağ kenti olduğunu tespit edebileceğiz. Yani Acemiyük için işte ulema önerisi vardı. İşte Purushanda önerisi vardı. Başanya'nın hemen yanındaki ulema bize sanki Acemiyük'ü biraz daha ulemaya yaklaştırıyor gibi ama Yalçın Hocam bunu pek kabul etmiyor. Yani o meselelere hiç girmeyelim bence. Yani, öneriliyor. Önerilen modellerin kuvvetli tarafları var, zayıf tarafları var. Yani sonuçta şöyle bir şey, yani bu soruya şöyle cevap verilebilir. Yani bölgedeki yapılan kazılarda ileride bulunacak güzel buluntular Anadolu'nun tarih coğrafyasına hem 3. binine hem 2. binine büyük ışık tutacak diye düşünüyorum. Diğer hocalarımız da müsaade ederse Yücel Hocamızda birkaç soru daha var. Güzel sorular yöneltmek istiyorum kendisine. Buyurun. Atilla Türker hocamız, Yücel Şenyurt hocamıza sorum. ETC'nin sonunda görülen boya bezemin demir çağına yakın benzer tutum özellikleri tekrar ortaya çıkmasının nasıl açıklamak gerekir? Teşekkür ederim. Ya bu çok büyük bir soru. Yıllardan beri Orta Anadolu'da çalışanların işte Alişer 3 ve Alişer 4 arasındaki boya bezemi, seramik geleneği üzerinden sorulan bir soru.
Bununla çok net bir cevap henüz verilemedi. Ancak bunu ben bir kültürel devamlılık şeklinde çok düşünemiyorum. Nitekim bir Hitit dönemi ve akabindeki bir erken demir çağı dönemini göz önüne aldığımız zaman hani o boyalı seramik geleneği işte Alişar Üç'teki, Intermediate'deki ya da diğer Konya boyalarındaki geleneğin demir çağı, orta demir çağına kadar uzanan hani biyolojik bir bağ arasında ya da fiziksel bir bağ olduğunu ben düşünmüyorum. Karakter olarak baktığımız zaman orta demir çağı boyalıları, o Alişar 4 dediğimiz boyalılarında özellikle hayvan üstü bu ağırlıklı işte geyik ve kuş motiflerini görüyoruz. İnsan motifleri yerine göre silüet de olsa var. Fakat erken tunç seramiklerinde bu tür hayvan motiflerini görmediğimiz için bu mekanik ilişkiyi ben kuramıyorum. Teşekkür ederim. Atilla Batmaz hocamız yine size sormuş. Sargun'un kayıtlarındaki ifaden hareketle yaptığınız usulan ovaren eşleştirmesini destekleyecek arkeolojik bir kanıt ovarende göstermek mümkün müdür acaba? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Atilla hocam en son slaytlardan bir tanesini gösterdim. Geç demir çağına, orta demir çağına tarihlendirdiğimiz o geç Hitit ana kapısının son dönemde kapatılmış olduğunu görüyoruz. Yani Eğreti bir şekilde kente girişi çıkışı neredeyse kapatmışlar. Bu dönem işte 8. yüzyılın sonları bildiğiniz gibi Anadolu'da Kimler istilalarının yoğun olduğu, hatta bunun öncesinde Akat Kralı, Asur Kralı Sargon'un Anadolu'daki gene kaynaklara dedeleri gibi yani Akatlı dedeleri gibi ilgi duyduğu ve bu çerçevede de kendisine baş kaldıracak Anadolu'nun yerel demir çağ krallıklarına karşı sefer düzenlediğini bu metinde bize anlatıyor. Özellikle Muşki sınırlarında olduğunu söylediği bu üç şehirden işte Uziyana ve Argin şehirlerinden Uziyana'nın hem erken ve orta tunç çağı belgelerinden bildiğimiz Vaşanya, Uşanya, Uşiyan, Usina gibi isimlerle benzerliği hem de Oziyana olarak bildiğimiz işte Tabula Imperii de ciddi bir anlamda hani oraya lokalize eden hemen bizim 5 kilometre yakınımızdaki bir yeraltı şehrine lokalize edilen merkez dolayısıyla bu ilişkiyi biz kurabiliyoruz. Sargon'un kentin kapılarını kapattım ifadesi bizim için bir arkeolojik kanıt olarak gözükmekte. Yani Kimmer istilası döneminde önce olduğunu düşünüyordur kapatmayın. Kimmerlere karşı dışarıya karşı bir savunma amacıyla o kapının Eğreti olarak kapatıldığını ayrıca düşünüyorduk. Ancak daha sonra bu düşüncemizden vazgeçtik. Daha çok Sargon'un bu Orta Demir Çağı'ndaki o güçlü bir kalenin neredeyse o savunma sistemini ortadan kaldırmaya yönelik bir daha baş kaldırmasınlar, bir daha ayaklanmasınlar, bir daha böyle kalesel yerleşimler olmasın diye adeta hani tarumar ettiği, hani yaşıyorsanız burada yaşayın hale soktuğu bir durum. Bu bizim için güçlü bir kanıt ama Asur arkeolojik malzemesi, Asur kökenli bir arkeolojik malzemeyi henüz bulamadık. Yani istilada işte kalan bir Asur okucu ya da benzeri şey henüz bulamadık. Teşekkürler. Kınık ekibine bir sorumuz var. Doğukan üç parça halinde soru. Çevirerek mi yapacaksın? Yani tek tek mi okuyayım? Üç parça halinde uzun bir soru çünkü. Çevirerek tek tek yapabiliriz. Tamam. İstersen ben yansıttım, vakit kaybetmeyelim, sen direkt çevirebilirsin. Sözün üstüne de bir sonraki soruya geçelim. We have three questions. Üç parça halinde uzun bir soru, tek soru. Tamam. Okay. Üç parça halinde. Daha yansıttım. Yeah, I understand. They're asking about why. Yeah. Alvise, do you want to answer the first one or? Yeah, I mean. Well, the date, first we have the radiocarbon date for, in general, for the level. And yeah, metallic wear is found, like, is found in early bronze 1, 2, and also down to the 3 levels. So that's the date, so based on the radiocarbon date, and parallels that we can find elsewhere, that's the most likely date that we can give in general to the assemblage. So EB 1 or 2.
Erken Tunçağ 1 ve Erken Tunçağ 2 katmanlarında bulunan seramik topluluğu diğer yerde bulunanlarla eşdeğer bir benzerlik gösterdiği için bu şekilde bir sonuca varıldığını Alice söyledi. Ya da ben en azından öyle anladım. Ben şöyle söyleyeyim isterseniz araya girerek malzemenin bolca bulunduğu bir yerden anladığımı söyleyeyim. Karbon 14 tarihlerine dayanarak bu öneriyi ön plana getiriyorlar ki haklılar, kendi kontekstlerinden gelmiş olan tarih budur. Ancak Acemiyük'ten bildiğimiz gibi, yine Göltepe'den bildiğimiz gibi bu seramik Alvize de onu vurguladı. Eteçi 3'ün başlarına hatta ortalarına kadar devam eden bir grup bu ıttaki malzemenin manzarasıdır. Diğer yerlerde daha farklı bir gelişim çizgisi var. Aynı şekilde Oğören'de de Eteçe 2 ve 3'ün başlarında da çok sayı örnek mevcuttur zaten. Kabaca çevirmiş ve yorumlamış olayım. Teşekkürler Yalçın Hocam. Teşekkürler. Yalçın Hocam siz devam edebilirsiniz. Bay Matsumura'ya bir sorunuz var sanırım. Evet, Matsumura Hoca'ya bir sorum olacak. Geçiş çağına tarihlediğiniz Alişar seramikleri ki Orta Anadolu'nun genelinde öyle. Alişar seramikleriyle birlikte bir çömlek gösterdiniz. Çizgisel benzemeyle olan biraz daha farklı duran bir çömlek gösterdiniz. Son yıllarda yine sizin ekibin yaptığı kazılarda bu tarz buluntulardan yassı yükte de bulunduğu vurgulanıyor. Bu çömleğe dair ya da bu geleneğe dair yorumlarınız nedir? Ya daha onu tamamı çözebilecek durumunda değiliz. Şimdi Kamankara ilk defa bayağı kalın etkilenmiş tabaka var. Biz bayağı yapkat olarak herhalde 5'ten 10'a kadar yapkat şimdi kadar kazdık. Ama hala biz eski Tunçta'nın son safhasındayız. Hala. Bunu altında daha devam edecek. Şimdi onun içerisinde aşağı 3 seramik çıktı. Ondan sonra intermediate seramikleri de onun altında da çıkmaya başladı. Şimdi yavaş yavaş seramikleri değişmeye başladı. Bundan sonraki tartışmalarda bunun kronolojisi ya da bu değişmeleri tamamen tespit edileceğini ümit ediyoruz. Ondan sonraki bakacağız. Bitti sanırım. Son soruyu yöneltiyorum. Yalçın Hocam soru size. Yılmaz Selim Erdal Hocam sormuş. Bütün katılımcılara teşekkürler. Yalçın Hocam, Acemiyük'te yerleşmenin yakın çevresinde ovada kazı planlanıyor mu? Tabii bu bizim Acemiyük'te bitmeyen isteğimiz. Bunu yapmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda dar alanlarda bir takım sondajlar yapıldı. Burada koloni çağına ait güçlü veriler elde edildi. Son yıllarda yapılan kazılar ya da sondajlar diyelim daha çok yapılaşmayla alakalı, sit sınırları içerisindeki yapılaşmayla alakalı. Dolayısıyla bir arazi mülkiyeti problemimiz var. Bu mülkiyet problemini çözebilirsek, bunlara dair bir takım sorunları aşabilirsek, tabii ki Acemiyük'ün aşağı şehrinde bir kazı yapmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Son sözlerinizi alalım. Eğer söylemek istedikleriniz varsa Yücel Hocam sizin var mı son eklemek istediğiniz? Teşekkür ediyorum ben. Keşke bu sunumda ve bir önceki sunumda da Orta Anadolu'nun önemli merkezlerde kazı yapan hocalarımız da hani katılabilseydi sanırım güzel olacaktı daha. Fakat bu sempozyum, yani bu online sempozyumumuz, webinarımızın çıkardığı bir sonuç var bana göre. Belki son tartışmada bunu konuşacağız ama Anadolu'nun önemli problemlerini böyle bir araya gelip sorulu cevaplı sunumlarla tartışabildiğimiz sürece birbirimizi daha iyi anlayabileceğiz. Öbür türlü hani sempozyumlarda izleyemiyoruz hani o şeylerde ve hani yayınları da hepsini takip etmek bazen mümkün değil. Çok fazla da yayın var. Ama hani herkes bir nevi bir çalıştay şeklinde bu konulardan daha somut sonuçlar ortaya çıkartılabilir. İşte gerek terminoloji sorunları, gerek kronoloji sorunları aydınlatabilir diye düşünüyorum. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Murat senin nezdinde. Sağ olasın. Teşekkürler. Bay Matsumura sizin var mı son eklemek istedikleriniz? Bir soru Yücel Hoca'ya sormak istiyordum. Buyurun. Kuyu tarihi baktığında şimdi o çok erken değil mi? Sizin duyduğunuz.
kuyudaki kuyu geç bronz çağda nerede ortaya çıkıyor gibi ondan önce bu kadar güzel kuyu çıkabilir mi diye benim bilgim evet. Ya çok doğru güzel bir soru sordun. Ben sunum sırasında yine zaman kısıtlı olduğu için detayına giremedim. Gerçekten Anadolu'da örneğini hani ben bilmiyorum bu kadar erken döneme ait bir kuyunun varlığını. Size sunumda işte her iki kompleksinde hem Yassıköy'ün hem de Topaköy'ün nasıl bir sulak alanda olduğunu, dağlardaki kar sularıyla beslenen neredeyse suyu tükenmeyecek bir alan olduğunu falan söylemiştim. Ama anlaşılan o ki Erken Tunç iki yerleşimcileri hani biraz daha böyle 150-200 metre daha gidip su pınardan, su kaynağından su alamamışlar belli. Su iyice çekilmiş, kaybolmuş ki hemen yerleşim yerlerinin yakınında daha derinlere inen, hani kaynağından daha altına inen su aramaya yönelik bir çabayla bu kuyu yapmışlar. Yani böyle olunca biraz önce bahsettim zaten. Hani bu işte 4.2K işte 6. bilmem ne K şeklinde araştırılan kuraklıkla ilgili Erken Tunç Çağı'nın 2 ve 3'ünü şekillendiren kuraklıkla ilgili bu kuyuyu incelemek lazım. Kesinlikle Erken Tunç 3'ün altında ağız seviyesi olan bir kuyu oldukça düzgün. Ama dediğim gibi belki su seviyesi yükseldikten sonra insanlar bu kuyuyu kullanmaya ihtiyaç duymamışlar ki Erken Tunç 3'çüler yerleştikleri zaman o ikinin mezarlarından soydukları kemikleri de bu kuyunun içine atmışlar. Hatta Erken Tunç 2'nin o sanduka kuyularını, sanduka mezarlarını yapanlar da kuyunun olduğundan farkına olmamış olmaları gerekiyor. Çünkü hemen kuyunun 2 metre yakınına hiç kimse bir mezar yapmaz. Yani ikisini de Erken Tunç 2'ye biz tarihliyoruz ama anlaşılan o ki kuyu daha erken bir evreye ait, mezarlar daha sonraki bir evreye ait olması lazım. Dolayısıyla geç Tunç'u bırakın, Erken Tunç'un daha erken bir evresine gittiğini söylemek mümkün. Teşekkür ederiz. Yalçın Hocam, sizin var mı eklemek istediğiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle webinarı düzenleyen ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sıkıntılı zamanlarda bilimsel bir faaliyete kafamızı yönlendirme şansını tanıdığınız için teşekkürler diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Alvize ve Nancy'nin söylemek istedikleri var mı acaba oturumumuzu kapatırken? Do we want to add anything on the closing? Well, I first want to thank the organizers and everyone for participating to this conference. I really enjoyed it. Yeah, I learned a lot from the other speakers. It was really exciting to see what they're excavating. Peki ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler. Yarın sabah webinarımızın 9. oturum saat 10'da başlıyor. Yarın sabah görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler. Çok teşekkürler ederim. Herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.